Merhaba. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Uydumculuk, yani bir bireyin uyum göstermesi. Davranış veya düşüncelerini içinde bulunduğu gruba uyum sağlayacak yönde değiştirmesi. Belli faktörlerin etkisiyle kolaylaşabilir veya zorlaşabilir. Hı? Tabii. Bu kesinlikle mümkün. Bu videoda bu faktörlerin hepsine olmasa da çok çeşitli faktörlere değineceğiz. Bu sayede uydumculuğun dışsal faktörlere nedenli bağlı olabildiğini, insanın kendisiyle hiç alakalı olmayabileceğini açıkça göreceksiniz. Bahsetmek istediğim ilk faktör, grup büyüklüğü. Özellikle 3 ile 5 kişilik gruplarda yer alan insanların uyum gösterme olasılığı daha yüksek. Ha, ayrıca grup bir konu üstünde fikir birliğine varmışsa da uyum gösterme ihtimalimiz artıyor tabii mesela aş çizgi deneyinin bir türevinde araştırmacılar deneyi şöyle değiştirdi katılımcıların arasına cevap sırası deneye gelmeden önce doğru cevabı veren bir destekçi yerleştirdiler evet evet ve tek bir itirazın bile bir bireyin uyum gösterme eğilimini etkileyebileceği sonucunu elde ettiler. Orijinal aş deneyinde diğer katılımcılara her seferinde uyan deneklerin oranı %37 idi. Gruba bir destekçinin eklendiği bu türevde ise uyum oranı sadece %5 oldu. Deneklere destekçinin varlığının seçimlerini herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği soruldu. Etkilemediğini iddia ettiler. Yani araştırmaya göre bir itirazın varlığı uyum gösterme olasılığımızı etkiliyor. Fakat görünüşe bakılırsa biz bu etkiden haberdar olmuyoruz. Bir grubun statüsüne veya başka bir özelliğine özenmemizde o gruba uyma olasılığımızı arttırıyor. Bu çocukların popüler gruplara neden daha kolay uyum gösterdiğini açıklıyor bize. Çünkü çocuklar onlara özeniyor veya onlar gibi olmak istiyor. Aynı etken söz konusu sağlığımız olduğunda da neden dört bahçıvanın değil de dört doktorun fikrine güvendiğimizi açıklıyor tabii. <laughs> uyum gösterme ihtimalimiz üzerinde grup uyumunun da kuvvetli bir etkisi olabiliyor. Bir gruba karşı hiçbir bağlılık hissetmiyorsak grubun suyuna gitme ihtiyacını da daha az duyuyoruz. Bir diğer faktör de davranışımızın gözlemlendiğini düşünüyor olmamız. Aş çizgi deneyinin bir başka türevinde katılımcıya geç kaldığı için cevaplarını sesli olarak değil de bir kağıda yazarak vermesi söylendi. Bu sayede cevaplarını grupla paylaşmıyor olacaktı ve katılımcı cevaplarının odadaki diğer insanlar tarafından yargılanmayacağından emin olduğunda çok daha düşük bir uyum eğilimi gösterdi. Yani uydumculuğun etkisi burada azaldı. Ha, bununla ilgili olarak insanların toplumdan görecekleri karşılığı düşünmesi de çok etkili olabiliyor tabi toplum tarafından kabul göreceğimize inandığımızda memnuniyetle uyumsuzluk gösterebiliyoruz ama dışlanmayla karşılaşacağımızı göreceğimizi düşünüyorsak eğer grubun suyuna gitme olasılığımız çok daha yüksek oluyor uyum gösterme eğilimimizi etkileyebilen içsel faktörlerde bir hayli fazla tabii ki bunlardan biri önceden verilen taahhütler önceden bir şeyi taahhüt etmişsek Sonrasında o sözü çiğnememiz zorlaşıyor tabii. Bir grubun düşüncesiyle aynı yönde olan, önceden verilen bir taahhüt, uydumculuğun artmasını sağlayabiliyor. Ha, ama aynı zamanda karşıt yönde söylenmiş bir söz de uydumculuğu azaltabiliyor. Güvende hissetmediğimizde veya hissettirilmediğimizde de uyum sağlama olasılığımız artıyor. Bu durum kendi bilgimize olan güvenimizi azaltıyor ve böylece başkalarının kararlarını izleme olasılığımız da yükseliyor. Boyun eğmeyi de etkileyen çok sayıda etken söz konusu ama önce kısa bir tekrar etmek gerekirse eğer uydumculuk düşünme şeklimizi değiştiriyordu. Boyun eğme ise verilen talimat veya emirleri sorgusuz sualsiz protesto etmeksizin uygulamaya deniyor. Genellikle itaatsizliğin doğurabileceği olumsuz sonuçlardan kaçınmak için boyun eğiyor ve itaat ediyoruz. E bu yüzden de boyun eğip eğmeyeceğimizi belirleyen faktörlerin çoğu emirleri veren otoritenin türüne bağlı. Otoriteye olan yakınlığımız, itaatkarlığımız üzerinde çok etkili olabiliyor tabi. Örneğin herhangi biri yerine tanıdığımız ve saygı duyduğumuz birinden gelen emirleri kabul etme olasılığımız çok daha yüksek ilginç bir şekilde fiziksel yakınlık da itaatkarlığı etkileyebiliyor. Milgram'ın deneyinde katılımcıların hemen arkalarında duran deney görevlisinin talimatlarına itaat etme eğilimleri çok daha yüksekti. Neye göre? Odanın diğer ucunda veya başka bir odada duran deney görevlisinin talimatlarına itaat etme eğilimlerine göre. Otoritenin meşruiyeti de önemli. Yine Milgram'ın deneyinde deney görevlisinin laboratuvar önlüğü giyip not defteri taşıdığı durumda katılımcıların itaat etme eğilimi daha yüksekti. Bir diğer önemli husus da kurumsal otorite. Milgram'ın deneyi saygın bir üniversitede yapıldı. Böyle bir üniversitenin size zararlı emirler vermesini beklemezsiniz. Ve bu kurumsal otorite fiziksel olabileceği gibi simgesel de olabilir. Mesela polis veya devlet kurumları da belli bir otorite çağrışımı yapar. Sonra kurbanın uzaklığı da etkili olabiliyor. Orijinal Milgram deneyinde katılımcılar öğrenciden ya da kurbandan farklı bir odada duruyordu. Yani onu göremiyorlardı. Deney biraz değiştirilerek tekrar edildi. Bu kez katılımcı öğrencinin elini fiziksel olarak tutup elektrik şoku verecek panonun üstüne koymak zorundaydı. Bu versiyonda katılımcının deney görevlisinin komutlarına itaat etme olasılığı düşme eğilimi gösterdi. Ama bunun herkese durdurmadığına dikkat edin lütfen. Katılımcıların yüzde otuzu yine de tüm elektrik şoklarını verdi. Bu kişiliksizleştirme kavramıyla ilgili bir şey. Öğrenci yani kurban daha az insanmış gibi gösterildiğinde ki bu muhtemelen kalıp yargılar ve ön yargılar yoluyla yapılır, katılımcıların onların aleyhine bir şey yapmak konusunda itiraz etme eğilimleri azalıyordu. Ve ortada bir itiraz modeli olmadığında da tıpkı uydumculuk gibi boyun eğmede daha kolay hale geliyor başka insanların emirlere itaatsizlik ettiğini gördüğümüzde aynını bizim de yapmamız kolaylaşıyor. Tüm bunları dinledikten sonra aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Uyum göstermeye veya boyun eğmeye doğası gereği daha meyilli bir insan tipi var mı? Cevap, hayır gibi görünüyor. Ama gibi görünüyor. İnsanları grupların ve otoritenin tesirine daha açık kılan belli bir kişilik türü yok. Ha şunu da söyleyelim. İnsanların ruh hallerinin de bu konuda çok etkili olabildiğini biliyoruz. Zor bir gün geçiren insanlar iyi bir gün geçirenlere nispetle daha az uyum gösterme eğilimindedir. Ayrıca statü ve kültürün de rol oynayabildiğini biliyoruz. Daha düşük toplumsal veya ekonomik statüye sahip insanlar, yani toplumsal, ekonomik veya siyasi açıdan pek güçlü olmayanlar ya da genel olarak güçsüzler daha çok uyum gösterme eğilimi sergiler. Ha, biz ayrıca şunu da biliyoruz: kişisel başarıyı grup başarısının üstünde tutan ABD kültürü veya Batı Avrupa kültürü gibi bireyci kültürler. Aileyi veya grubu bireyin üstünde tutan Çin veya Kore gibi kolektivist yani toplumcu kültürlere nispetle daha az uyum gösterme eğilimi sergiliyor. Ama yine de şunu aklınızdan çıkartmayın. Bireyselci kültürlere ait bireylerde her gün okula gitmek veya kahvaltıda mısır gevreği yemek gibi yollarla sürekli olarak uyum gösteriyorlar aslında. Yani toparlarsak tüm bunlar tamamen sıradan insanların bazen nasıl çok kötü şeyler yapabildiğini açıklamamıza yardımcı oluyor. Ha, diğer yandan bu faktörlerin farkında olmamız o kötü eylemleri azaltmamızda faydalı olabilir tabi. Ah ha, hatırlıyorum da gruptaki tek bir uyumsuzun diğerlerinin de uyum göstermemesine yol açabiliyor olması beni çok etkilemişti uyum göstermeyerek veya boyun eğmeyerek başka insanlar üstünde güçlü bir etki sahibi olabileceğim gerçeğini düşündürtmüştü bana. Bu fikir bana hala büyük bir rahatlık ve kuvvet veriyor biliyor musunuz? <laughs> Artık bir gruba niçin uyduğum veya bir talimata niye itaat ettiğim konusunda daha çok düşünüyorum çünkü. İnsanların hangi yollarla etkilenebildiğini bilmek, bize bu durumlar üzerinde daha büyük bir içgörü ve muhtemelen daha çok kontrol imkanı sağlıyor. Hepinize güvenli, sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.